Ankara'daki konuşma İslamiyet'te karı koca ilişkisi nasıl olmalı? Sayın Mürebbi Raşit Baktürk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Demin okuduğum ayetin tercümesi şöyledir. Allahu Teala'nın ayetlerinden bir tanesi onun size çift olarak yaratmasıdır. Ve bunun sebebi, çift olarak yaratmanın sebebi şudur ki siz birbirinizden teskin bulasınız. Ve o aranızda sevgi ve rahmet yaratmıştır. Ve bunda bilinenler için, düşünenler için büyük alametler vardır. Benim konuşmamın konusu İslamiyet'te karı koca arasındaki merhamet ve sevgi ilişkisi. Bu konunun önemine gelince her celsada dünyanın neresinde celsa olursa olsun aşağı yukarı her sene bu konu işlenir. Bundan bunun cemaat içinde ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Ve şunu da ben size söyleyeyim ki biz elhamdülillah hilafete bir nizama, bir sisteme inanan insanlarız. Bizim başımızda bir halife vardır, bizim aramızda amirler vardır, sadırlar vardır, murabbiler vardır, sekreterler vardır. Deyince biz kendiliğinden bunu kabul etmiş oluyoruz ki bizim aramızda bazı sorunlar da vardır. Çünkü sorun varsa sistem gerekir onları çözmemiz için. Bunu Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sahabisi var. İsmi de Hazreti Mevlana Gulam Resul Raciki radıyallahu teala anhu. Onun bir kitap var, Hayat-ı Kudsi. Orada bunu şu şekilde anlıyor, diyor ki, anlatıyor, diyor ki, Ahmediyet bir hastanedir. Bu hastanede her kim kendisinin manen hasta olduğuna kabul ediyorsa, bu o adam, o kadın, o erkek bu hastaneye geliyor, kaydını yaptırıyor. Ve bu hastanede bir tek sağlıklı insan vardır ve bir tek doktor vardır. O da Allah'ın halifesidir. Biz Ahmediler bu hastanenin üyeleriyiz. Şimdi siz dersiniz ki eğer bu hastane ise hepimiz hastayız, doğru hastayız. Ama bizim bir şansımız var. Şansımız nedir? Bir insan kendisinin hasta olduğuna kabul ediyorsa, doktora geliyorsa, doktorun tedavisini uyguluyorsa,
onun kurtulma şansı vardır. Ama eğer bir insan hasta olduğu halde kendisinin hasta olduğunu kabul etmiyorsa, doktora gelmiyorsa, ilaç almıyorsa, tedavi görmüyorsa ölecek. Şimdi bizimle diğerler arasındaki fark bu. Ben bir gün Gayri Ahmedi bir televizyonu seyrediyordum. Orada hoca aynen bu ailevi ilişkiler üzerinde konuşuyor. Konuşurken şimdi diyor ki efendim bizim Müslüman gençler, Müslüman çiftler evlenirken Allah'ın yasakladıkları konularında çok para harcarken Allah'ın emri ettikleri konusunda hiç masraf yapmıyorlar. Örnek olarak mesela dedi ki evlenirken büyük salonlar tutuluyor, nişanlanırken salonlar tutuluyor, büyük masraflar yapılıyor. Ama Allah'ın emrettiği mehir var. Evlenirken kadına mehir verin. Ama mehir konusuna gelince erkekler 100 sterlinden fazla mehir vermiyor. Ben bunu ilk defa duydum. Çünkü bizim cemaatimizde öteden beri hilafetten dolayı, hilafet nizamından dolayı bizde mehrin belli bir miktar var. 6 aylık gelir en azından bir erkeğin 6 aylık geliri mehir olarak verilir. Ben onu duyunca efendim 100 sterlinden fazla mehir verilmiyor. Ben ilk defa duydum ve şaşakaldım. Şimdi bu esnada bir hanım aradı orayı. O hocayı arıyor. Diyor ki efendim sizin dediğiniz doğru. %100 haklısınız. Ve diyor ki bakın ben erkek çocuğumu evlendirirken kız taraf bizden hiçbir şey istemedi. Biz bir şey istemiyoruz dediler. Ben de bundan dolayı çocuğuma nasihat ettim. Dedim ki yavrum bak kız taraf hiçbir şey istemedi. Onun için sen bol bol mehir vereceksin. Şimdi ben düşündüm ki belki 20, 30, 40 bin sterlin mehir vermiştir. Ben öyle doğal olarak öyle düşündüm ki bol bol mehir böyle verilir. Şimdi kadın dedi ki nitekim benim oğlum tam 1000 sterlin hak mehir verdi. Hiç bir para değil. Ama bunun tersine bu hastanede, Ahmediyet denilen bu hastanede tedavi uygulanan bu hastanede elhamdülillah bizim hanımlarımızın hakları da korunmuştur erkeklerinde. Şimdi ben bir keresinde bu konuda konuşma yapıyordum. Ve tabii ki erkekler benim önümde oturuyordu ve erkekler otururken ister istemez insan daha çok erkeklere nasihat veriyor. Kim karşında oturuyorsa daha çok ona nasihat vereceksin. Şimdi ben kadın hakları üzerinde konuşma, kadın hakları üzerinde ben konuştum. Admin biri meğerse evden çok rahatsızmış. O ayağa kalktı ki beni konuşma bittikten sonra bana çok saygılı bir şekilde dedi ki Murabi sahip, eğer hanımlar sizin düşüncelerinizden haberdar olursa sizi sadır lacına seçerler. Tabii ki İslam tek taraflı din değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki La şarakiyyatun ve la garbiyya. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriyet ne doğuya aittir ne batıya aittir. O insan fıtratına göredir. İnsan yaratılışına göre muamele yapar, insana nasihat verir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği öğreti, getirdiği öğreti o ne erkeğe mellidir ne kadına mellidir. İnsan yaratılış gereği ne yapılması gerekiyorsa onu emrediyor. Ben elimden geldiğince bazı şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından, Mesih-i Mevud aleyhisselam'ın hayatından anlatmaya çalışacağım. Allah-u Teala bize bu duyduklarımızı uygulamayı nasip eylesin. Onu dua etmemiz lazım. Çünkü bu konu çok geniş bir konu. Bizim cemaatimizde bu konuyla çok yazılmış bu konuyla ilgili. Çok güzel yazılmış, çizilmiş. Nitekim eğer bir konuda çok bilgi varsa onu toplamak, bir araya getirmek ve onun arasında bazı şeyleri seçmek çok zordur. Ben yine de mümkün olduğun kadarıyla size bazı şeyler aktarmaya çalışacağım. Şimdi
Allah-u Teala'nın verdiği emre göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu evliliğin temelini evlenmeden çok önce atıyor. Mesela demin burada ayet okundu, birkaç ayeti okundu. Allah-u Teala diyor ki müminler dua ederler. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata ayunin ve cealna lil muttakina imam. Bu dua evlenmeden bir iki gün önce değil. Eğer biz evliliklerimizin sağlıklı yürümesini istiyorsak daha çocukluğundan beri bizim bu dua ile hayatımızı başlamamız lazım. Çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Hiç çekinmeden. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam buyurur ki bazen insanın başına öyle bir musibet, öyle bir dert gelir ki ondan kurtulması için dua dahi fırsat bulamaz. Şimdi ben bazen gençlere bu konuyu işlerken derim ki gençler, eğer yanlış bir kadın veya ters bir erkekle kocayla karşılaşırsanız bu çok büyük beladır. Bundan kurtuluş yok. Onun için çok önceden dua edelim. Rabbena hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata ayunin ve cealna lil muttakina imama. Ve bu dua sadece evlenmeden önce değil ki efendim bir çocukluğundan bir senelerde evlendikten sonra da ölüme dek bu dua, ölünceye dek bu duanın yapılması gerekiyor. Her bir insan, bir karı koca, çocuklar, bir aile gece gündüz bu dua etmiyorsa ve buna göre hareket etmiyorsa onun kurtuluş şansı yok. Şimdi bazen bazı insanlar bize sorarlar, derler ki efendim biz evlenmeden önce bol bol dua ettik. Dua ettikten sonra istihareyi de yaptık. Ama buna rağmen evliliğimiz yürümedi. Niye yürümedi? Zannediyorlar ki biz dua ettik. Dua ettikten sonra sanki onun kabul edilmesi Allah'a farzdır. Bu yanlış bir düşüncedir. Bakın Allah-u Teala eğer bir konuda bize söz verdiyse dahi bu konu şöyle olacak diye Allah-u Teala bize söz verdiyse dahi buna rağmen Allah-u Teala diyor ki müminler, bu Bakara suresinde Allah-u Teala diyor ki müminler hep dua ederler. Rabbana ve atina ma ve attana ala rusuluk. Ey Allah, sen peygamberlerin diliyle bize hangi konularda söz verdiysen onların gerçekleşmesine nasip eyle bize. Biz onları gerçekleşirken görelim. Peki Allah-u Teala eğer söz verdiği halde diyor ki dualara devam. Allah söz verse dahi duadan kurtuluş yok. Çünkü eğer efendim şimdi Allah söz verdi, ben ister miyim dua edeyim, ister etmeyeyim diyeyim, ben yan yatarsam Allah-u Teala diyor ki o zaman sen benim nimetimi hak eden bir insan değilsin. Nitekim evliliğin birinci prensibi, evliliğin biz iyi yürümesini istiyorsak çocuklarımıza çocukluğundan beri o biraz anladım akli yerine gelince 5-6 yaşından beri devamlı çocuklarımıza nasihat edelim ki ey yavrum bu kelimelerle dua et. Ve onlar için biz de dua etmeliyiz. Nesillerimiz için dua etmeliyiz. Niye? Çünkü eğer benim evliliğim iyi yürüyorsa, komşumunki iyi yürümüyorsa ben de huzursuz olurum. Onun için birinci prensip efendim Allah'a ve onun peygamberinin anlattığı duadır. Şimdi dün Hazreti Emirül Müminin'in mesajı buradan okundu. Hazreti Emirül Müminin buyurdu ki ey Türkiye'deki Ahmediler, ben size nasihat ediyorum, benim cuma hutbelerimi devamlı olarak dinleyin ve mümkünse canlı dinleyin. Dün buradan biz bunu hepimiz huzurun mesajını okundu ve dinledik. Şimdi huzurun cuma hutbesi o bizim için büyük tedavidir. Bizim ihtiyaçlarımız içinlara göre bir reçetedir. Eğer biz onları dinlemiyorsak ve ailevi sorularımız çözülür diye düşünürsek işte boş yere yani abesle iştigaldir böyle bir düşünce. Dün Murabi sahib çok güzel bir şey, benim çok hoşuma gitti. Murabi sahib dün dedi ki
Halifetül Mesih ve özellikle şu anki halifemiz, biz bunu biliyoruz. Hazur hiçbir zaman ne de bir konuşma yapmaya meraklıydı. Hiç öyle bir, ben gideyim konuşma yapayım, Hazur öyle bir düşünceden, çocukluğundan beri öyle bir insandır. Ha bir görev verildiyse onu hakkıyla yapan ama kendisini ön plana çıkaran bir insan değil. Her halife Allahu Teala tarafından cemaatin ihtiyaçlarına göre ilham alınca bir hutbe verir. Nitekim huzur ne söylüyorsa onu dikkatle dinlememiz lazım ve çaba sarf etmemiz lazım. Ve çaba sarf etmemize rağmen tabii ki insan yanlışlıklar buna rağmen bizden zuhur edecektir. Bu bizim demin okuduğumuz ayetlerin sonuna doğru bir ayet var. Allah-u Teala diyor ki مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَوْكُمْ. Eğer sizin duanız yoksa, yalvarışınız yoksa benim umurumda bile değilsiniz. Bundan duanın önemli anlaşılıyor. Ve bu evlilik konusu Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata ayunun bu ayetten sonra bu ayet geldi. Allah Teala bu konuyu anlatıyor ve en son neye bağlıyor? Diyor ki ma yabau bekum rabbi laula duaukum. Duanız yoksa benim umrumda değilsiniz. Ve eğer biz dua eden değiliz, değilsek bizim evliliğimiz Allah'ın umrumda değil. Yürür mü yürümez mi? Her neyse bizim ailevi ilişkilerimizde ve günlük ilişkilerimizde arkadaşlık ilişkisi olabilir, dostluk ilişkisi olabilir, cemaat arasındaki ilişkimiz olabilir. Bazen biz bir kelime kullanırız. Bir cümle. Deriz ki falanca kişi beni çok rahatsız etti. Vallahi sabrımda bir sınır vardır. Artık dayanacağım gücüm kalmadı. Biz bunu çok kullanırız. Hepimiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımız zaman o bütün ilişkilerini büyük sabırla sürdürmüş. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında itaat ederek gelmiyordu. Bunu biz biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostu vardı, düşmanı vardı. Dostlar arasında da çok ihlaslı olanlar vardı. Çok akıllı olanlar vardı ama ihlas olup da herkes Ebu Bekir gibi akıllı değildi. Farklı farklı insanlar vardı. Nitekim mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde bir hadise vuku buluyor. Onun ayrıntılarına girilmeme gerek yok. Ne hadise vuku buldu? Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi sabırlı bir insan. Hanımlara kızdı, gücendi diyelim ve yemin ederek bir ay için evinden ayrıldı. Şimdi biz olsak, biz erkekler biz olsak, biz evimizden ayrılmayız. Önce hanımımızı evden kovarız. Sen bana itaat etmedin diye, hani bana rahatsızlık verdin diye biz onu kovarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay için gitti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay için evden ayrıldıktan sonra 29. gününde evi geri döndü. Şimdi biz ne bekleriz erkek olarak? Biz eve geri döndük. Hanım değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birkaç hanım vardı biliyorsunuz. Ne kadar hanım varsa hepsi sıra dizilmiş olsun. Ve efendim özür dileriz. Çok yanlış yaptık. Gönlünüzü kırdık vesaire vesaire diye böyle bir şey bekleriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve döndü 29. gününde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birisi karşısına çıktı. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi 30 günü tamamlanmadı. Daha 29 gün tamamlandı. Şimdi bizim gibi birisi olsa eğer önce kızmadıysak şimdi mutlaka adam akıllı kadını döveceğiz. Koca eve geldi, ailenin efendisi eve geldi ve sen ne diyeyim teşekkür edeceği yerde sen bana laf mı vuruyorsun böyle diyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın hanıma dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımına buyurdu ki evet ben biliyorum bugün 29. günü ama İslami aylar bazen 29'dur bazen 30'dur. Ben yeminimi yerine getirdim. Ama merhamete bakın.
Ben bazen düşünüyorum, benim gibi birisi olsa uç dört ay gelmez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün önce dönüyor. Ve bu ne buyuruyor? Diyor ki İslam aylar bazen 29'dur, bazen 30'dur. Ben de bir ayı tamamlayayım. Ben efendim 30 gün eve gelmeyeceğim diye yemin etmedim. Bir ay gelmeyeceğim. Ve 29'da ayı tamamlandım, ben geldim. Nitekim bundan ne anlıyoruz? Biz eğer evlilik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde sürmesini istiyorsak ve evimizde karı koca arasında bir sorun oluyorsa bizim hanımımız için bir güvence olmalı. Bu güvence nedir? Aramızda bir sorun olursa ben evden giderim ama benim evimin reisi, efendisi sensin. Ben evden seni kovmam. Ama maalesef İslam ülkelerinde buna ters uygulama var. Erkek evde durur, kadın evden kovulur, çocuklar da elinden alınır. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselam'ın zamanında, geleceğim sonra, öyle güzel olaylar yaşanıyordu ki, hanımlar, mesela biz Pencap'tanız, bizde de bayağı sorunlar olur, bizim kültürümüzde bayağı sorunlar var. Çünkü İslam'dan uzaklaşmış insanlarız kültür olarak. Bir keresinde Hazreti Mufti Muhammed Sadık Bey, Mesih Mevud sahabidir, radıyallahu teala anhu, onun evde eşiyle bir sorun yaşandı. Şimdi hanımlar biliyordu ki eğer bizim meselemiz Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a bir şekilde iletilirse adaletle değil merhamet ve ihsan ile muamele yapılır. Çünkü adalet merhamet ve ihsandan daha aşağı derecededir. Nitekim bir şekilde Hazreti Mufti Muhammed Sadık Bey radıyallahu teala'nın eşi Mesih-i Mahad, herhalde Hazreti Ümmül Müminin yani Mesih-i Mahad'ın hanımın vasıtasıyla Mesih-i Mahad Aleyhisselam'a şikayetini iletti. Öbür taraftan Hazreti Mufti Muhammed Sadık Bey radıyallahu teala anhu, Mevlvi Abdülkerim Mesih-i Mahad'ın sahabisidir ve öyle yüce bir sahabidir ki ashab-ı kiram diyor ki aramızda bu konuşma olurdu ki acaba Mesih-i Mahad Aleyhisselam Mevlvi Nuruddin Hazretleri mi daha çok seviyor? Yoksa Abdülkerim'i mi daha çok seviyor? Hatta Mevlvi Nuruddin grubuna kim aittir? Ve Abdülkerim grubuna kim aittir? Tamam böyle kim kimi daha çok seviyor bu manada diyorum. Ve Allah-u Teala bir keresinde Mevlvi Abdülkerim radıyallahu teala anhu ile ilgili vahiy indirdi. Müslümanların lideri, önderi diye. Her insan Hazreti Mufti Muhammed Sadık Bey radıyallahu teala anhu Mevlvi Abdülkerim Bey'e gidiyor ve onu anlatıyor ki ya benim hanımım böyle böyle yaptı da ben kızdım vesaire diye. Şimdi Mevlvi Abdülkerim radıyallahu teala anhu bir mizahi seven bir insandı. Böyle ne diyeyim insanlara bazen şaka yoluyla da imada bulunarak da anlatmayı iyi beceren bir insandı. Bakın bir cevap veriyor. Dinlemeye değer. O devirde Hindistan'da kraliçenin hakimiyeti var. İngiliz kraliçesi hakim. O şimdi Mufti Bey'in gönlünü de kırmak istemiyor ama güzel bir şekilde ona nasihat de vermek istiyor. Diyor ki Mufti Bey eğer bana geldiysen benim fikrimi sormak istiyorsan o zaman benim sana nasihatim kardeşim bugünlerde Hindistan'da kraliçenin hükmü sürüyor. Onun için ayağına denk al. Ne demek istiyor aslında? Ki efendim kraliçe zahiren bu kraliçe hakimdir ama Mesih-i Mevud Aleyhisselam'da hanımın sözünü çok dinliyor. Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın evinde de onun eşinin hükmü geçiyor. Onun için sen ayağına denk al, başına böyle dert açma. Ve Mufti Sadık Bey de hemen anladı. Diyor ki ben hemen koşa koşa gittim, eşime bir şekilde razı ettim, eve getirdim. Tam niye? Çünkü hanımlar zayıf yaratıldığı için, bu hepimizin biliyoruz. Hanımlar zayıf yaratıldığı için onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de merhamet etmeyi emretti. Şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe'ye soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve gelince ne yapardı? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerinde yardımcı olurdu. Geçen 3-4 hutbe önce veya bir celsa konuşması mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum. Hazreti Emirül Müminin buyurdu ki İslam
erkeğe kadının sorumluluklarında yardımcı olmayı emrediyor. Nasihat ediyor. Ama hiçbir zaman kadına erkeğin sorumluluklarına sen ortak ol demiyor. Büyük fark var. Onun için Allah-u Teala kadını kazansın demiyor. Erkek kazanacak, getirecek. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu uygulamasından vazgeçtiğimiz için evimizde bazı görüyoruz, huzur yok. Ben bazen biz görüyorum, Ahmadilerde öyle değildi ama gayri Ahmadilerde çok var. Eşinin de çalışmasını zorluyorlar. Ve bütün parasını alıkoyuyorlar. Kazandığın benimdir. Halbuki dinin, kadının bir kazancı varsa erkeğin hiç hakkı yok. Bunu bize İslam dini bunu bize öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında şimdi bazen bu gayrimüslimler itiraz ederler, derler ki Kur'an-ı Kerim'de veya İslam'a göre kadın dövülebilir vesaire vesaire diye böyle itiraz ediyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatepleri kim? Ashab-ı kiram. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk inanan insanlar. Kur'an-ı Kerim indiği zaman onların tutumu, onların Kur'an'dan anladı ve ona göre davranışlar neydi bir örnekle anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabi var, halifesi var. İkinci halifesi Hazreti Ömer radıyallahu teala. Hazreti Ömer'in hanımı, Hazreti Ömer bir erkeklerle konuşurken müdahil oldu. Aralarına girdi. Hazreti Ömer o eski alışkanlığı gereği hanıma kızdı. Dedi ki erkekler konuşurken bir kadına ne haddine gelip de bizim aramızda müdahil olacak, konuşacak. Bunun üzerine onun eşi diyor ki senin kızın Hafsa Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşurken bazen müdahil oluyor. Hatta bazen o kadar tatsız bir şey de söylemiyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün onunla konuşmuyor. Hazreti Ömer bunu duyunca koşa koşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gitti. Hazreti Hafsa'ya dedi ki Hafsa ayağını denk al, sen Ayşe değilsin. Ve ondan sonra Ümmü Selma diye Resulullah'ın başka bir eşi var. Hazreti Ömer'in akrabası olduğu için Hazreti Ömer ona gidiyor ve ona da nasihat ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle öyle konuşma o şekilde. Yani bir şey konuşurken müdahil olma, konuşma diye. Hazreti Ümmü Selma diyor ki Ömer sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine müdahale etme hakkı nereden buldun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetmiyor mu? Şimdi bu demokrasi kadınlar arasında yerleşti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi eve gelince bir suç olsaydı o devirde böyle konuşmak, kadının konuşması böyle suç olsaydı kadınlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saklarlardı ki yarı bir şey demezlerdi. Ama Ümmü Selma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tür olayı anlattı. Dedi ki Ömer geldi böyle böyle dedi ben de şöyle karşılık verdim. Cevabım şu oldu diye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Ümmü Selma'ya kızmadı. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve dedi ki Allah'ın Resulü sen geldikten sonra şu kadınlarımız çok böyle şımardı. Bu İslam öğretisinin bir etkisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine gelince Peygamber aleyhissalatü vesselam her zaman kendisi ibadete kalkar, teheccüd namazına kalkardı. Eşlerini de uyandırırdı. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var ki o eş ve o çift ne kadar şanslıdır ki kendisi namaza kalkar. Tabii bundan kastedilen sabah namaz değil. Ve eşini de kaldırmaya çalışır. Kalkmasa yüzünü su serper. Ve bu şekilde onun kaldırır. Şimdi bazen ben düşünüyorum bu devirde ki eğer aramızdan birisinin hanımı gelip bizim yüzümüze su serpse bizim reaksiyonumuz ne olur değil mi? Bizim tepkimiz ne olur? Veya bunun tersi olsa. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında
öyle güzel bir ortam, bir toplum vardı ve onlar bu şekilde birbirine Allah'ın ibadetini kaldırırdı ve onun için evlerinde huzur da vardı. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a gelince, Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi çok asil bir aile. Moğol ailesindendi ve onlar Hindistan'a hüküm süren aileydi. Bu manada asil aileydi ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatını okuduğumuz zaman, Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın mehdilik, mesihlik iddiasından önceki hayatını da okuduğumuz zaman, babasının, ne diyeyim, büyük babasının hayatını okuduğumuz zaman, onlar her zaman eşlerine karşı çok saygılı idiler. Ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın aileden aldığı bu eğitimle beraber İslam öğretisi de eklenince Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam işte nurun ala nur, nur üstüne nur oldu. O şekilde Hazur'un ailevi hayat var. Mesela bazı olaylar ben size Mesih-i Mevud'un hayatından anlatacağım. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci yaşı, cemaatte biz onun Ümmül Müminin veya Hazreti Ammacan diyoruz. O evlenip geldiği zaman kendisi Delhi'ye aittir. Delhi'nin bir Seyyid ailesinin, yani Resulullah'ın sülalesinden gelenler o aileye aittir. Ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam Pencap'tan. Şimdi o devir Delhi'dekiler kültürlü insanlar Pencap'dakilere köylü gibi kabul ederlerdi. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam tarafından kız isteniyor ama önce tabii ki o ailede muhalefet de var. Muhalefetin bir nedeni de bu farkı da var. Bu Pencaplı, biz Delhi'deki insanlarız. Kültürü, görgülü insanlarız. Şimdi Hazreti Ammacan her neyse kısaca evlenip geldi. Evlenip geldikten sonra o Pencap'ta Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın ailesinin tarafında, tabii ki bunlar o zaman Ahmadi o şekilde değil ama onlar ki hepsi bizi Ahmadi değil. Sonra da Ahmadi olanlar var, çok az. Onlar müthiş muhalefet ettiler. Bir ikinci evlilikti bundan dolayı da. Bir de efendim kadın başka bir yerden geldi. Tamam, başka bir şehirden, ailesinden değil ve bunu muhalefet ettiler. Ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi de o kadar fidakar. Kendisi 18 yaşındaydı. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam 50-52 yaşındaydı ikinci evlilik yaptığı zaman. Ama ikinci eşi 18 yaşındaydı. Anlatıyor. Diyor ki ben evlenip geldim. Ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tatlı bizde pilav diye bir şey var bizde. Bizim Pencaplılarda. Pirinç pişiriyoruz ama içine biraz tat katıyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Diyor ki bizde Delhi'de böyle bir şey yok. Başka bir kültür. Buraya geliyor, evlenip geliyor ve Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bol şekildeki pilavın, pirincin çok hoşuna gittiğini bir yerden duyuyor ve anlıyor. Nitekim kendisi denemeye kalkıyor. Böyle bir pilav yapmaya denemeye kalkıyor. Ve diyor ki o tatlı pilav olmadı ama başka bir şey oldu. Çünkü diyor ki ben tatlı duyunca eğer içine 250 gram eğer şeker atmam gerekiyorduysa ben 1 kilo şeker attım. Ve pirinç olarak da eğer ne diyeyim yarım kilo pirinç atmam gerekiyorsa 250 gram pirinç attım. Onun için o başka bir şey oldu. Mesih-i Mevud Aleyhisselam yediği şey olmadı. Ama diyor ki Mesih-i Mevud Aleyhisselam geldi. Benim yüzümden bir şey beceremediğimi anladı. Ama Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam o kadar övdü ki dedi ki maşallah ne güzel oldu. Aynen ben de böyle hoşlanıyorum. Ve böyle seve seve yedi ve övü kadar övdü diyor ki ben çok cesaretlendim ki yap, gerçekten güzel yaptın. Bunda şimdi bu olayda bizim kızlarımız için de bir ders var. Bu devirde kızlar evlenip gidiyor. Ve bazı aile içindeki kavgaların bir nedeni, ya efendim ben anne babanın evinde bunu görmedim ki siz de yapayım. Hayır. Bizim için örnek olan nedir? Kimdir? Mesih-i Mevud Aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mesih-i Mevud Aleyhisselam onun ailesi. Mesih-i Mevud Aleyhisselam ailesi bu kızı, bu evlendiği bu kızı o kadar değerli bir kızdır ki bizim kızlarımızın hiçbiri onlar gibi değerlidir. Hanımlarımızın hiçbirisi onlar gibi değerlidir.
Ama o geliyor. Dünyevi manadan da o değerli. Ben onu anlatacağım. Geliyor ve ne yapıyor? Geldiği aile içinde uyum sağlamaya çalışıyor. Eğer bizim kızlarımızda, bizim hanımlarımızda evliliğinin güzel yürümesini istiyorsak, istiyorlarsa o zaman yapmaları gereken nedir? Evlenip nereye gittilerse oraya uyum sağlamak. Anlamaya çalışmak. Benim kocamın neyi hoşuna gidiyor? Neden hoşlanıyor? Hangi yemek hoşuna gidiyor? Akıllı kız bunu yapar. Ama bu devirde ne var? Efendim benim ömrümde değil, ben anne babada görmedim. Benim ailem farklı, seninki farklı olabilir. Ama artık siz karkacısınız. Artık farklı olmanız gerekmez. Ortak yönlerin olması lazım, değil mi? Öbür tarafta Masihe modeli esasının bu örneğinde bizim alacağımız dersler var. O nedir? Efendim, eğer evlendiğimiz hanım, biz evlendiğimizde daha yemek yapamıyorsa, beceremiyorsa sorun yok. O bir şey yaptıysa seve seve senin için öv. De ki maşallah. Onu cesaretlendir. Onu motive et. Onu ne diyeyim cesaretini balta vurma. Biz ne yapıyoruz? Eğer evlendiğimiz kız o bir şey yapmıyorsa biz de ona laf vuruyoruz. Anamız da laf vuruyoruz. Ne diyeyim ablamız da laf vuruyor. Kız kardeşimiz de laf vuruyor. Böylece o yürümekte olan eğer evlilik yürüyecekse bile yürümüyor. Nefretleri bir duvardan sonra ikinci duvarı kendi elimizle örmeye başlıyoruz. Şimdi Masih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eşine o kadar hürmetliydi Masih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam ki eve gelen hizmetçi kadınlar var. Masih-i Maud Aleyhisselam eşinden bahsediyoruz mu ki o ne kadar değerli? Her iki manada, dini ve dünyevi manada, her iki manada değerli. Birinci hilife Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu teala anhu diyor ki ben bir gün Hazreti Sahib benim time'ım 5 min rejim mujhe bata de theek hai jab ikinci Mevlana Nuruddin radıyallahu teala anhu diyor ki ben çok şaşırdım bu devirde yüz binlerce kız var ama neden bu çağın imamına Mir Nasir Nawab Masih Maud Aleyhisselam kayın babasının adı Mir Nasir Nawab. Bu Mir Nasir Bey'in kızı düştü. Niye? Diyor ki ben bir gün Mir Nasir Nawab Bey'e sordum. Dedim ki Mir Bey niye böyle oldu? Yüz binlerce kız var ama senin kızın niye imamın nikahına düştü? O dedi ki Mir Nasir Nawab Bey Mevlana Nuruddin Hazretleri'ne şöyle cevap verdi. Benim bir bu kız dünyaya geldiğinden beri onun için dua etmediğim secdem yoktur. Her secdede ben ona dua ettim. Bu onun ne kadar o değerli bir secdelerle büyümüş bir kız. İkinci öbür tarafta Delhi'nin Seyyid ailesine mensuptur. Masih Maud Aleyhisselam'ın eşi, bu ikinci eşi. Ve etrafında orada da her zaman hizmetkarlar vardır. Mutfak işlerine girmemiştir. Zaten 18 yaşındayken evlenmiştir. Buna rağmen geldi ve kocasının bu şekilde kocasının gönlünü kazanmaya çalışıyor. Masih'e, öbür tarafta Masih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam o kadar eşine hürmet gösterirdi, saygı gösterirdi, şefkatle davranırdı ki evde çalışan böyle okur yazarlı olmayan kadınlar vardı. Masih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiram anlatır ki biz onlara o kadınlara kaç kere şunu derken duyduk ya şu Mirza Bey eşinin sözünü çok dinliyor. Çünkü o kadınlar ezik kadınlar. Kimse bizim kültürümüzde onlara kimse onların sözünü dinlemiyor. Değersiz. Ama onlar geliyorlar Masih-i Maud Aleyhisselam evine ve şaşırıyorlar ki bu kadar bir koca hanımına bu kadar iyi davranabilir mi? Hatta bir keresinde Lahor'dan bir aile geliyor. Kadıyana geliyor. Bu aile içinde tabii kadınlar da var. Bu kadınlar bunlar Lahor'a geri dönüyor. Ve geri döndüklerinde şimdi oturup aile içinde konuşuyorlar. Ya Mirza bu böyle davranıyor, Mirza bu şaşkınlık içinde değil. O devirde bu şekilde davranan yok. Ve o şaşkınlık içinde birbirini anlatıyorlar. Orada Sufi, Sufi biliyorsunuz böyle bir Sufi oturuyor. O da böyle yorum getiriyor. Doğru mu yanlış mı o benim konumda ama o böyle etkilendi. Sufi dedi ki, her Allah aşın
bu dünyada da bir maşuku bir sevgilisi vardır, mecazi bir sevgilisi vardır. Anladığım kadarıyla Mirza Bey'in yeryüzündeki mecazi maşuk ve mecazi sevgilisi onun eşidir. Gerçek Allah ama yeryüzünde odur. O ne diyeyim, mecazın onun sevgilisi onun eşidir. Efendim benim sadece 5 dakikam kaldı. O zaman bir daha ne diyeyim, bir iki olayı daha anlatıp Mesih-i Mevlud Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlar hepsi bende şey oldu, biz erkeklere daha çok yüklendik. Şimdi ne diyeyim, hanımlara Mesih-i Mevlud Aleyhisselam bir iki dediklerini anlatalım. Onu o zaman ben Mesih-i Mevlud Aleyhisselam kelimelerini okuyup konuşmama sonra sonlandırmaya çalışayım. Ben konuşmamın başında İslam dini ne doğuya ait ne batıya ait. İnsan fıtratına göredir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Al hakku mur. Doğru söz acı olur. Doktorun verdiği reçete de acı oluyor. Bazen insana acı oluyor veya insana zor, bazen iğne vuruyor. Bazen ilaç veriyor, o acı oluyor. Bazen ameliyattan geçiriyor. Şeriat da öyledir. Bundan dolayı İslam şeriatı kadınlara da nasihatlerde bulunuyor. Nasıl onların kocalarla ve aile içinde davranmalarını anlatıyor. Ha, bunu da ben anlatayım ki İslam'da koca ne diktatördür, ne kraldır, ne de mutlak manada bir ne diyeyim yöneticidir. Koca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin ve Mesih-i Mevud aleyhisselatü vesselam'ın örneklerinin ışığında bir karar almak zorundadır. Ve kadın da o zaman ona itaat edecek. Koca sınırsız yetkiye sahip değildir. Bu bir yanlış bir algı vardır. Mesih-i Mevud aleyhisselatü vesselam hanımlara şöyle diyor. Diyor ki kadınların kötü adetlerinden bir tanesi de ikide bir kocalarına itaatsizlik etmeleridir. Hanımların diyor ki bu bunların böyle bir kötü adettir. Onlar izin almadan kocalarının mallarını harcarlar ve kızdıklarında kocalar aleyhinde ileri geri konuşurlar. Bu tür kadınlar Allah ve peygamber indinde lanetlidirler. Bu Mesih-i Mevlud Aleyhisselam sözleridir, benim değil. Namazları, oruçları ve amellerinin hiçbiri makbul değildir. Yüce Allah açıkça bir kadın kocasına tam manasıyla itaat etmediği ve gönül sevgisiyle ona hürmet göstermediği müddetçe ve onun yokluğunda hayrını istemedikçe takva sahibi sayılmaz buyurmaktadır. Sonra şöyle der. Allah'ın peygamberi kocalarına itaat etmeleri kadınlara farzdır. Yoksa amellerinin hiçbirisi makbul değildir buyurmuştur. Ayrıca o Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı ben hanımlara kocalarına secde etmelerini emrederdim buyurmaktadır. Kocasının aleyhinde konuşan veya ona ihanet gözüyle bakan ve Allah'ın emrini işittiği halde tutumundan vazgeçmeyen bir bayan lanetlidir. Allah ve peygamber ona kızgındır. Kadınlar kocalarının mallarını aşırmamalı. Kocası ve nikah düşmeyen erkekler haricinde bütün erkeklere karşı tesettürlerini korumalılar. Namahrem erkeklerden tesettür etmeyen kadınlarla şeytan hep yan yanadır. Kadınların yapmaları gereken şey kötü huylu ve kötü ahlaklı kadınları evlerine sokmamaları ve hizmetlerinde bulundurmamalarıdır. Çünkü iyi bir bayan kötü hareketli kadının sohbetinde bulunması büyük günahtır. Allah Teala bize bunları, bu nasihatleri hepimize uygulamaya nasip eylesin ve ailelerimizi hep huzur nasip eylesin.
Ve ben tekrar rica edeceğim, eğer biz sadece aile hayatımızda değil, hayatımızın her alanında huzur istiyorsak, o zaman Hazreti Amirul Mümin'in hutbelerini devamlı dinleyelim ve onları uygulamaya çalışalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.